konuğum bilim insanı Profesör Doktor Sayın Faruk Aydın Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji e, Ana Bilim Dalı Başkanı hocam. Heh, şu dakikalarda attığımızda hocam günaydınlar sizi görmek çok güzel yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun değerli hocam. Tabii e, süreci e, uzun zamandır bir bir aylık e, meselede aşı tartışmalarıyla geçirdik. Ben buralarda e, akıllarda kalan e, soruları size aktarmak isterim ama bu sabah itibariyle 3 milyon doz aşımız e, Sağlık Bakanlığının deposuna ulaştı. Bilim dünyası nasıl karşılar bu haberi, nasıl değerlendirir? Bir de 14 günlük bir periyot, bir e, test e, periyodundan bahsediliyor. Bunun içeriği konusunda e, nasıl bilgilendirebiliriz yurttaşlarımızı? Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi öncelikle kadın şiddetine birkaç cümle söyleyerek Lütfen başlamak istiyorum. Lütfen hocam. Aydin hocamızı selamlıyoruz. Ee, evet çok e, haklısınız. Evet. Bir meslektaşımızı kaybettik ama e, her türlü cinayet, her türlü e, şiddet karşısındayız. En kutsal, en hak olan şey yaşam hakkıdır. Kimse kimsenin yaşam hakkına saldırma hakkı yoktur. Bunun üzerinde bir değer yoktur. Dolayısıyla insanlarımızın yeniden ee, bu şiddeti ne kadar e, barbarca, ne kadar kötü, ne kadar insanlık dışı bir davranış olduğunu e, bir şekilde duyurmamız gerekiyor. E, dolayısıyla her türlü hak, e, her türlü aradaki hukuk e, tartışılır, mahkemeleşir ve her türlü şey düzeltilebilir. Ama yaşam geri getirilemez. E, yaşam bir yandan da bu pandemide de karşımıza çıkan ve her kesin, ee, yaşam için verilen dünyadaki mücadeleyi e, görüyoruz. Aşılar konusuna gelince e, ee, Öncelikle bir şey sormak isterim. Yani çok sizin alanınız buyurun. değil ama değerli hocam bu son dönemlerde televizyonlarda biliyorsunuz e, işte adli tıpı e, ilgilendiren bir takım diziler vesaireler çok da iyi retiklerle evet. takip ediliyor. Şimdi bu son e, Aylin hocamızın e, katledilmesinde de işte yakılmasına varıncaya kadar yani delilleri yok etme ihtiyacıdır. Ya da e, işte Aylin hocanın altınlarını çalarak bir hırsızlık süsü verme gibi e, bir takım e, süreçler söz konusu. Size göre artık e, bu tip dizilerin, filmlerin bir kez daha elden geçmesi ya da daha bir bilimsel kriterlere uygun yapılması gibi mesaj çıkartmamız mümkün mü? E, bir bilim insanı olarak soruyorum. Biliyorum alanınız değil ama yorumlamak isterseniz hocam buyurun. E her türlü programda her türlü halka yönelik e, iletişimde kanıtların ve bilimin yolundan çıkmamak gerekiyor ve e, bu konularda caydırıcı e, şekilde davranmak gerekiyor. E, dolayısıyla bu söylediğiniz tüm e, önerilere katılıyorum. E, bana göre de bunların yeniden gözden geçirilmesi lazım. Şayet insanlarda bu gibi e, şeyler cesaretlendiriyorsa veya buna yönelmeye yönelik bir şey varsa, talit varsa derhal önlenmelidir diye düşünüyorum. Bir diğer açıda hocam, yani bu meselede gerçekten eğitimli, eğitimsiz, işte zenginlik, fakirlik gibi kriterler işte yer almıyor Avrupa'ya da bakıyorsunuz yine kadına şiddet çocuğa taciz çok yüksek oranda eğitimli kesime bakıyorsunuz çok yüksek oranda zaten ekonomik sınıfsal anlamda sorun yaşayanlar ya da eğitim problemleri olanlardaki oranlarda ortada dolayısıyla Sadece ceza mıdır buradaki yöntem yoksa bir bilim insanı olarak nasıl bir periyotla herkese eğitebiliriz İşte kamu spotlarıyla sizler gibi değerli bilim insanlarıyla bu işi size göre nasıl yönlendirmeliyiz hocam? Tabii ki benim bu alanda profesyonel biri olmadığım için hani bu konuda nasıl bir yaklaşım sadece. Nasıl göster yol gösterme olanağım yok. Sosyologların, psikiyatların, psikologların ve şiddet Ile uğraşan bilim insanlarının e, oturup e, gerçekten ülkeye, insanlara, dünyaya mesaj nasıl verilebilir hesaplamaları gerekiyor. Ve bana göre de bu konuda ciddi programda hem devletin üst düzeyinden de, üst e, düzeyde cevapların da, katkıların da verilmesi gerekiyor. E, bu ihtiyaç oldu. Çünkü öldürerek neyi çöze, çözdüklerini kimsenin izah etme imkanı yok. Yani bu en büyük hak herkesin hakkı olan bunu kimsenin kimseden alma hakkı yok. Dolayısıyla bunun çok iyi işlenmesi lazım. Bilimsel metodolojiyle, sosyolojiyle, psikolojiyle, ekonomiyle, hakların savunmasıyla, hukukla hepsinin bilimsel yöntemlerle buna destek verilmesi gerekiyor. Ve yeni insanların cinayete kurban gitmesine artık razı gelme şansımız yok. Ve vatandaş olarak ne yapabilirler? Yani şimdi dolayısıyla e, her birimizin bu sürece katkı vermesi gerekiyor. E, kendisini de bir şiddete yönelik bir röportajı olduğunu da görmüştük aslında. E, olaydan sonra televizyonlarda gösterildi. Keşke e, yani bir yöntem bulunsa, acil ulaşılabilir, acil haber verilebilir bir yöntem geliştirilebilse. İnsanlar böyle risk altında olduklarında, ee, bir şekilde polise veya polise ulaşacak bir yolun e, bir e, yolu bulunsa evet. yani bir buton mu olur bir e, telefonda bir duş mu olur yani risk görüldüğü anda e, konumunu ve şeyini bildiren e, bir program yapılabilir diye düşünüyorum çok artık herkese çok doğru artık söylüyorsunuz herkese cep telefonu var eğer ben böyle bir şiddete maruz kalacağımı anladığımda Uygun bir en kısa yolla polise, emniyete, güvenlik güçlerine ulaşabilecek bir yazılıma ihtiyaç var. Biraz aile içi şiddete yönelik uygulama diye belki genelde şey yapılmıyor hocam, uygulama olarak indirilmiyor ama geçtiğimiz günlerde 1 milyonu aşmıştık. KADES uygulaması var kadın destek Bilmiyorum. uygulaması gerçekten çok hızlı sonuç almak, emniyet birimlerine hızlıca ulaşmak mümkün. Belki dediğiniz gibi bütün bu süreç biraz daha iyi anlatılarak bütün kadınlarımızın en azından işte cep evet. telefonlarına en azından indirilebilir bir uygulama olarak da duyurmak bizlerin görevi çok haklısınız bu konuda. Evet. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberlerden birini 1 milyonu aşkın kişinin bu uygulamayı indirdiğini ve çok da başarılı sonuçlar alındığını kamuoyuna iletilen İçişleri Bakanlığı haberlerinden öğrenmiştik. Belki sadece aile içi diye tanımlanmayan genel şiddete yönelik olduğunu da anlatmak lazım belki bu uygulamanın hocam. Ben... Evet, ben her türlü şiddetle uygulanabilir hale getirmek lazım ve ona Doğru. uygun olduğunu da duyurmak lazım. Doğru, Yani burada, hocam. bu burada yapılacak en kolay şey bu. Belki de 3 dakika ile 5 dakika ile insan hayatının kurtulma ihtimali var. Yani bu Doğru. E, ve şiddet e, tarafına da uygun bir cezaların artık afsız ve açık, şeffaf bir şekilde duyurulması lazım e, ve hızlıca bu işlerin e, sonuçlandırılması lazım. Mahkemelerin daha kısa sürede olay taze iken alınan cezanın duyurulması lazım. Yani bunun cezasız kalmadığı görülmesi Doğru. lazım. Doğru. Çok böyle bir fırsat verdiğiniz teşekkür ederim. Estağfurullah hocam çok güzel bir konudan yaklaştınız. Bunca yoğun mesainize özellikle Covid-19'la ilgili gerçekten bilim insanlarımız sağlığımız bilimi belki yeniden keşfediyoruz. Sizler sayesinde hatırlatmanızla bize de öncü oldunuz. Ben özellikle onun için de teşekkür ediyorum değerli hocam. E, hocam bu sabah saatlerini COVID-19'da mücadelede Türkiye açısından tarihi bir gün olarak e, duyurduk. E, siz e, bilim insanları olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu 14 günlük inceleme sürecinin içeriği çok anlaşılamadı ama e, bir de onunla ilgili ayrıntı verirseniz çok sevinirim mümkünse. E, şimdi öncelikle hayırlı olsun. E, çok tartışmalar oldu. Siz de haberlerinizde konuyu detaylı bir şekilde incelediniz ve izah ettiniz. Sonuç olarak aşılarımıza ilk grup aşımız geldi ve Sağlık Bakanlığı depolarına girdi. Oradan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne gelerek oradan şimdi bu bir her türlü insan vücuduna uygulanacak malzemelerin güvenlik testlerinin yapılması gerekiyor. Güvenlik testlerinin mutlaka içinde herhangi bir insan zarar vermeyen ve arzu edilen ürün olduğuna yönelik içeriğini, e, inceleyerek e, raporlar hazırlanacak ve bunların insan uygulanabilir olduğu bilgisi bakanlığa verildikten sonra da e, yani bu güvenlik testleri ve aşılarda Tabii ki rastgele e, her uygun partiden uygun ürünler çekilerek incelemeleri yapılacak Herhangi toksik insana zararlı ve içinde ne olduğunun tespiti yapıldıktan sonra e, uygulamaya geçilecek ee, Sağlık Bakanlığı uygulamaları nasıl ne şekilde yapılacağını daha önce organize etmişti. Ee, şimdi günümüzde aşı karşıtlığına yönelik e, bazı duyumlar var ve bazı sosyal e, medyada da e, haberlerde de karşımıza çıkıyor. Burada şöyle e, bir pamle ile karşı karşıya olduğumuzu ve her birimizin hayatının risk altında olduğunu e, artık anlamış bulunduğumuzu düşünüyorum aşı olmayan kişinin bu hastalığa karşı hassasiyetinin devam edeceğini ve bu mikroorganizmayla, bu virüsle enfekte olmayacağını kimse garanti edemez. Dolayısıyla böyle insanlar bu mikroorganizma ile enfekte olduğunda bu mikroorganizmayı, yani bu virüsü, COVID-19'u, hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünü kendi bünyesinde çoğaltıp başka insanlara bulaştırma ihtimali yüksek ve zaten bulaş zinciri bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla aşı olmayan insanların sadece kendi hayatı e, söz konusu değil, temasta olduğu ilk önde ev e, halkı, sonra komşuları, sonra toplumda yaşadığı tüm insanlara bu e, virüsü bulaştırabileceği riskinde olduğunu bilmesi gerekiyor. Aşıların öyle şu ana kadar yapılan güvenlik testlerinde Öyle anlatılan, yani burada dedi, akıl durması şeklinde yorumların da olduğunu görüyorum. Yani olacak şey değil. E, dolayısıyla böyle aşıların bu gibi yan etkileri yok. E, özellikle Moderna ve e, Pfizer'ın, bizim BioNTech, Türk bilim insanlarının ürettiği aşının, e, güvenlik testleri de yapıldı, etkinlik testleri de yapıldı, her şey raporlandı, herhangi bir sorun yok. Bilime inanmak gerekiyor. Çin aşısı konusunda da yani Sinovac şu an ülkemize gelen aşı konusunda da e, biliyorsunuz Türkiye'de fazla çalışmalarını çalışmalarını yapancak 40 hastaya ulaşabilir bir sayıya ulaşmalı. 29 e, bir e, ara rapor verme durumunda kalındı. E, bunun aşıyı bir an önce getirme mücadelesi olduğunu düşünüyoruz. E, daha fazla daha toplumun anlayabilir şekilde izah edilmesine de yer var. Biraz burada sıkıntılar var, sıkıntılar oldu, yanlış anlaşılmalar oldu. Ee, ancak e, 29 hasta, 26'sı e, e, placebo kolunda, 3'ü e, aşı kolunda e, COVID hastalığına yakalandıklarını gördük. Ve aşı olanlarda hastalığın çok hafif, semptomsuz hastane yatışı olmadan da geçirildiğini gördük. 26 diğer 26 e, plasebo kolundaki insanların da bunların yapılan istatistik hesapları ile güvenliğin yüzde 91'in üzerinde yüzde 92'ye yakın bir güvenlikte olduğu şey, etkinlikte olduğunu e, Sayın Serhat hocamız da bunu izah etti aşı e, koordinasyon kurulu başkanı kendisi dolayısıyla güvenli güvenle yaptıracağımız aşılar bunlar o, o nedenle İnsan sağlığını riske edecek böyle bir uygulamayı Sağlık Bakanlığımızın yapmayacağını peşinen kabul etmek lazım. Böyle bir şey böyle bir şeyi Sağlık Bakanlığı asli görevine tezat bir şey yapabilir mi? Yapmayacaktır. O nedenle bir güven duygusunu buradan yeniden hep beraber bilimin öncülüğünde eğer karşıt bir şey varsa kanıtlı kanıtlı karşıtlıkları ortaya koymak lazım yapılan uygulamalardaki farklılıklar veya bazı aksaklıklar bahane ederek aşılar hakkında yanlış bir düşüncenin yaydırılması, yaygınlaştırılması ciddi derecede toplum sağlığına zarar verir. Bu bizim ülkede de böyle, başka ülkelerde de böyle. Aşı karşıtlığının dayandığı temeller doğru değilse elbette bunun yapılmamasını tavsiye ediyoruz ve bir aşı karşıtı insanın e, oturup e, şunu düşünmesi lazım. Bu hastalıkta bireysel bir bireysellik mi bir önce söylediğim gibi bireysellik mi söz konusu yoksa toplumsal bir durum mu söz konusu? Burada toplumsal bir durum söz konusu. Hep aşısı olmayabilirsiniz ama e, pandemiyi neden olan bir mikroorganizmada büyük uğraşlar sonunda geliştiren aşıya karşı durmak e, bir e, sosyal görevden kaçmak anlamına bile gelebilir. Kendi hayatınızı düşünmüyorsunuz ama topluma katkı vermek istemediğiniz, hatta toplumumuz ki etmeniz de e, söz konusu. O nedenle ben bunlarda sosyologların, psikologların yine alanında e, iyi bilim insanlarının bu aşı kaçtığı konusunda e, açıklamalar yapmasını bekliyorum. E, ve bu arada e, gerçekten iş, e, bilim alanı Dışında konularda e, bilimsel açıklama yapar gibi bir açıklamaların olmasını da hiç doğru bulmuyorum. Yani herkes kendi anda bu pandemide katkı verebileceğini daha önceki programlarda da söylemiştim. Yani her e, e, branş e, uzmanı veya bilim insanı, ha, matematikçi, fizikçi, sosyolog her türlü insanın pandemi çünkü yaşamın tamamına etki eden bir felaket bu felakette bilim adımına iş düşmektedir. Ve bu iş kendi alanıyla sınırlı kalırsa toplum daha doğru bilgilenir, daha doğru bilgilere ulaşır ve bu şekilde yanlış anlaşılmalar, yanlış algıların oluşması ortadan kalkar. Ekonomik sorunlar varsa ekonomik sorunları sadece dile getirirsiniz, kanıtlar varsa ortaya koyarsınız. Bunun biyolojik etkiyi, aşının biyolojik etkisiyle bağlantılı hale getirmek doğru olmaz. O nedenle e, burada bilim insanlarına da görev düşüyor, e, medyaya da görev düşüyor. E, şöyle bir şey var. E, korona, korona, korona programları her tarafımızı kapladı şekilde şikayetler de var. E, burada bir miktar haklı olsalar da gözden kaçırmamız durumunda insanlarımızı kaybettiğimizi de görmemiz lazım. Bir toplumsal risk burada. Kimse e, bu, bundan bağışık değil. Yani zengini, fakiri, eğitimlisi, eğitimizi, güzeli, çirkini, iyisi, kötüsü toplumun her türlü e, katmanı bu pandeminin e, riski altında yaşıyor. Dolayısıyla burada her birimiz buna destek vereceğiz. Dolayısıyla gündemden düşürmek değil, bilimsel ve gerçek yaklaşımla ve diğer alanların da mutlaka desteğiyle gazetecilerinde diğer bilim insanlarının da bu konu, diğer da yaşamın içindeki diğer konularında etkilenme biçimini doğru anlatarak ama pandemiye karşı mücadeleyi zedelemeden beyanatta bulunmaları hakları elbette. Ama biyolojik etkileri konusunda sadece bu iş kolunda eğitim almış, makale okumuş, makale okuyabilir, okur yazarlığı olan insanların konuşmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Ve şimdiden ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Aşıların en kısa sürede belki bu güvenlik testlerinin en hızlı şekilde yapılacağından eminim. Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bu konuda altyapısında gerçekten tanıdığımız, bildiğimiz insanlar, bu konuyu çok profesyoneller hızlıca çalışıp sonuçları bakanlığa verip aşılamaya başlamamız lazım toplumun artık risk gruplarına göre olan sıralamayla bu aşıyı yapmaya başlarız umarım. Çok önemli hatırlatmalar vardı. Gerçekten kamuoyunu biz gazetecileri, habercileri, televizyoncuları, medyada görev alan herkesi uyarmanız gerçekten çok özeldi değerli hocam. Yani bir insan hem dış politika hem iç politika hem aşının içeriği konusunda Konuşmamalı. Siz bile yayının başında e, size e, değerli hocamızın e, katledilmesiyle ilgili sorduğum soruya benim alanım değil ama şöyle bir görüşüm var diyerek o hassasiyeti gösterirken maalesef e, kamuoyunda e, ve medyada e, her konuda. E, deyim verindeyse lak lak etmeyi sürdürenlere de e, bence önemli bir uyarı e, lazım. Hatta belki o programların e, artık e, bilim insanları dışında yapılmaması gerekiyor. E, bu konuda da özellikle biz de çağrımızı yapalım. Şimdi hocam Türkiye aşıyı nasıl kabul eder? Biraz belki bunu anlatmak lazım. Çok bence önemli de bir bilgi verdiniz. Çok kıymetli bir çalışmayla bu aşıların kabul edildiğini ifade ettiniz. Belki biraz daha bunu anlatarak, bu süreci anlatarak değerli dinleyicilerimizi bilgilendirebiliriz. Şimdi ben daha önce de yaptığım açıklamalarda çeşitli ajanslara verdiğim bilgilerde de şunu söyledim: Aşıya ben ulaşır ulaşmaz aşı olacağım. Şimdi aşı e, e, kontrol testleri yapıldıktan sonra bence e, ülkenin üst yönetimi e, e, iktidar partisi, ana muhalefet partisi ve diğer parti başkanlarının aşı olduğunu televizyonlarda e, göstermelerinde çok büyük yarar var. Toplum inanın e, bunların peşinden e, daha bir aşı olabilir e, şeyi, e, hevesi artacaktır diye düşünüyorum. Ben aşı bana ulaştığı an e, ajansları çağırarak herkesin e, şey altında aşı olacağım ben göstereceğim. Ama bunun devlet e, büyükleri ve devlet insanlarının da e, toplumda e, önemli e, yeri olan bilim insanlarının da açık şekilde e, yaptırmaları toplumda aşıya kabul konusunda ciddi e, faydası olacağını düşünüyorum. E, Dediğim gibi bilimsel tarafı bilim insanları tarafından tartışılıyor ve belli noktalarda geliniyor, eksiklikler gideriliyor ama sosyal tarafı, şey tarafı, hukuki tarafını da insanlar başka bir düşüncenin eseri olmadan kendi bilimsel alanları içinde bu konuya destek vermeleri gerekiyor. Hukukçular da verebilir. Ama kafa karışıklığı yaratacak hukuki bir açıklamaya da ihtiyaç yoktur. Hukukçular da kendi için farklı e, branşlaşmaları var. Onlar da kendi branşında değilse e, bu konuda konuşmalarına gerek yok. E, gerçekten toplumun daha fazla kafasını karıştırmadan e, aşı eğer aşı olmazsak pandemiyi kıramayacağız, pandemiyi durduramayacağız. Bu öyle bir şey ki bütün dünyada bizim yaptığımız her türlü hareket e, dünya tarafından da takip ediliyor. Biz de dünyayı takip ediyoruz. Çünkü pandeminin belli bir yerde durdurulması e ee, şu demektir. Orada durdurdunuz. O zaman bundan sonra kimseyle görüş e, görüşü yapmayacaksınız. Oraya giriş çıkış olmayacak. Böyle bir dünya yok artık. Dünya artık global bir dünya. Bir e, bir e, bir devlet gibi e, yaşanılan bir dünyaya doğru düş oldu. E, anında milyonlarca insan farklı ülkeden farklı ülkelere seyahat etmek zorunda. Oralarda işlerini takip etmek zorunda. Dolayısıyla Pandemi bütün ülkelerdeki mücadelesine bizim verdiğimiz mücadelenin katkı olduğunu da e, görmek ve bilmek gerekiyor. Onların da e, pandemiye karşı verdikleri mücadelenin bize faydalı olduğunu. Bakın İngiltere'de mutasyon çıkınca ne oldu? Uçak seferleri durduruldu. Oradan gelen yolcularımız e, karantinaya alınmak zorunda kalındı. E, testleri yapılmak zorunda kalındı. Nasıl etkileniyoruz? E, bu, düşünün e, dünyanın bütün ülkeleriyle böyle bir durum olsa ve bizim e, yolcularımızın bizim iş adamlarımızın e, oralara gidip gelmeleri işlerini takip etmeleri engellenirse e, ciddi sorunlar yaşamaz mıyız? Şimdi bakın Atatürk Alanında yapılan son şeyde ANOS'ta e, yurt dışı seyahatlerden gelen insanların aşılarını yaptırmış olmalı şey e, PCR testlerini yaptırmış olmaları ve negatif olmalarını artık kontrol etmeye başladığımızı duyurduk. Bütün ülkeler bunu yapmak zorunda. Dolayısıyla hep birlikte bu mücadelede herkes şunu düşünecek. Bu çorbada benim de tuzum olsun. Her toplum kesitinden buna karşı bir katı sağlamak mümkün. bu aşının zor geliştirileceği bir aşı olduğunu biz baştan beri söylüyoruz. Çünkü soğuk algınlığı virüslerle akraba bir virüs. Bu soğuk algınlıklarına karşı gelişen bu RNA virüslerine karşı gelişen antikorların çok zor geliştiğini daha önceler çok konuştuk. Dolayısıyla şimdi elde edilmiş ürünlerimiz var, aşılarımız var ve Ülke Sağlık Bakanlığı da bize yaptığı deklarasyonlarını doğru kabul etmek durumundayız ve diğer bütün aşı şirketleriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ülkemize ihtiyaç olan aşının sağlanacağını öngörüyorum. Yani başka türlüsü kabul edilemez. Ee, Sağlık Bakanlığı yaptığı görevin gereği bu amacı bu. Amacı dışında e, yani bu bunu sürdürmesi kendi içinde e, e, hoş değil, kendi e, ruhu içinde doğru değil. Dolayısıyla bütün bu mücadeleyi bizim de takipçi olarak destek vererek e, bunu yürü, e, sağlamamız lazım ve yaygınlaştırmamız lazım. Dediğim gibi e, kontrol e, de, testleri yapıldıktan sonra e, ülkemizin e, önemli e, bilim insanları Rektörlerimiz, e, siyasal e, kimlikli insanlarımız, parti başkanlarımız, e, partilerde görev alan insanlarımız, e, topluma aşina insanların toplum önünde aşılanmaları, e, bu aşının yaygınlaşması ve kabullenmesi konusunda çok ciddi katkı verecektir. E, i̇nşallah bu dediklerim mutlaka yapılacaktır benzerleri tamamı olmasa da ama gönül bunları hep arzu ediyor. Ee, çok da güzel bir örnek verdiniz. Kamuoyunda önde olan bütün e, isimlere de bu çağrıyı biz de tekrar etmiş olalım. Lütfen evet. e, aşı yaptırırken e, kendinizin bir fotoğrafını bir görselinde mutlaka paylaşın. Buradaki farkındalığı arttıralım şu biraz yanlış anlaşılıyor galiba hocam. Aşı oldum artık maskeyi çıkarmalı mıyım ya da ne zaman maskeyi çıkarmaya başlarız? İsterseniz bir de buralardaki uyarılarınızı dinleyelim. Çok, çok, çok önemli bir konuya temas ettiniz. Gerçekten bunu da söylemek gerekiyor. Şimdi aşılarımızın Türk toplumunun 80 milyon olduğumuzu unutmayalım. Bu 83 milyon. 83 milyonun %70'i yani 50 milyonumuzun 48-50 milyonumuzun aşı olması gerekiyor ve bu aşılardan sonra biliyorsunuz iki aşı 15 gün aralarla iki aşı olacağımız da buradan duyuruyoruz. Bu aşıların meydana gelen antikorların bulaşı ne kadar etkilediği konusunda bilgimiz yok. Dolayısıyla şu an uymak zorunda olduğumuz ve uymakta başarılı artık başarılı olduğumuz maske, mesafe ve hijyen kuralları prensiplerimizi Sağlık Bakanlığımızın, Dünya Sağlık Örgütü'nün evet aşılama tamamlanmıştır, artık pandemi riski yoktur deyinceye kadar sürdürmek zorundayız. Ee, şimdi e, antikor, antikor düzeyleri takip edilen hastalarımız var, Sağlık Bakanlığı'nda bu çalışmaları var, e, bilim insanlarında var. Antikor düzeylerinin giderek düştüğü, 6 aydan sonra ciddi düzeyde düştüğü de söyleniyor. Dolayısıyla bu e, takiplerin ve yaşayarak öğrenmek durumunda kaldığımız durumlar hakkında kesin kanıtlarımız oluşuncaya kadar Sağlık Bakanlığı'nın önerisi dışında bir davranışımız olmayacaktır. Bilim Kurulu bu konuları da e, masaya sık sık yatırmaktadır. Dolayısıyla buradan yeniden çok güzel e, sorunuzda olduğu gibi e, aşı oldum diye maske, mesafe ve hijyen kurallarında artık bağışıkım demek mümkün değil. Dolayısıyla bunu sürdüreceğiz. Otoriteler, e, dünyada da olduğu gibi bizim ülkemizde de Sağlık Bakanlığı bu duyuruyu yapıncaya kadar bu korunma e, önlemlerinden vazgeçmeyeceğiz. Dolayısıyla burada toplumumuzun çok geniş bir kesiminin e, aşılanmış olması galiba en önemli koşul anladığım e, kadarıyla. Tabii ki. Tabii ki. Ya yani şimdi şöyle. Yani %70, 70 miydi o aran hocam, 80 miydi tam hatırlı? En az yüzde %60, %60 olması gerekiyor. %60'ın üzerinde bir aşılamanın yapılması ve antikor gelişimi olması gerekiyor. Ee, böyle bir antikor gelişimi olunca mesele şu. Ee, insandan insana geçen bu hastalık düşünün etrafınızda 5 kişi var. Ee, siz bu bu mikroorganizma aslında eskiden 3 kişiye geçirebiliyordunuz. Ama etrafınızda herkes aşılı. Ee, siz bu mikroorganizmi kimse geçiremeyeceksiniz veya geçirseniz bile hastalık oluşturamayacak. O çoğalmayacak. O bir taşıyıcı olmayacak. Dolayısıyla bundan korunmuş olacağız. Yani Bulaş zincirini de kırmış olacağız. Ama e, bunun kanıtlı olarak gösterilmesi gerekiyor. Aşı ile sağlanabildiğini, antikorların varlığını e, kanıtlı olarak gösterdikten sonra e, bu e, önlemlerden kurtulabiliriz. Aksi halde e, bu maske, mesafe ve hijyen kurallarını sürdüreceğiz. %60'ın üzerinde bir aşılama başarılıp aşı sonucu antikorlar gelişirse, buradan kurtulmaya başlayacağız. Bu da e, 2021 yılının yazdan sonraki dönemine gelecektir. Biliyorsunuz bunu. Dünya Sağlık Örgütü de bu şekilde duyurular yapıyor. Bir de Dünya Sağlık Örgütü, dün biliyorsunuz o başkan yardımcısı, e, bu korona bir pandemi, evet ama çok e, yakın zamanlarda yeni pandemilerin de e, yolda olduğunu duyurdular. Bu ciddi bir e, sorundur. Çünkü bilim insanları ee, bu e, özellikle bu hayvan hastalıkları zoonozlarla ilgili insanların virologların e, yaptıkları çalışmalarda e, zo bundan sonra pandemilerin daha sık yaşanacağı konusunda e, kanıtlar ortaya koymaya başladılar ve bilimsel raporları yayınlamaya başladılar. E, bu nedenle de pandemi aslında. E, bir e, andraman gibi olmuş olacak daha şiddetli gelen hastalıklarda şurada yaptığımız davranışları unutmadan kolayca yapabilir hale e, alışkanlıklarımıza bunu eklememiz gerekiyor. Şimdi eskiden e, grip biliyorsunuz influenza virüsü vardı ve bir ara 2009-10 yıllarında influenza pandemisi ciddi derecede e, şey oldu. Türkiye'de raporlar hazırladı. O raporlarda da eksiklerimiz olduğunu artık görebilir olduk. O raporlarda şu vardı, bildiğimiz bir mikroorganizmaya karşı e, nasıl önlem alacağımız, neler yapabileceğimizi e, raporlarda belirtmiştik. Artık Pandemi X diye e, geçen gün de bizim e, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve e, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nin ortaklaşa şey yaptığı bir kongrede böyle bir oturum vardı. Oturum başkanı da bendim. Artık Pandemi X diye ele almak lazım. Bilmediğimiz bir ajana karşı e, nasıl? tedbir alabileceğimizin altyapısını oluşturmamız lazım. Yani bütün bunlar ülkenin yaşanan bu şeyden, kötü durumdan mutlaka bir şey katkı, bir kar sağlamak lazım. Bunun için de işte bilimsel araştırmaların, televizyon konuşmalarının, toplumu bilgilendirmenin, hazırlık raporlarının nelerinde sorunlar var? Bütün bunları burada tespit etmiş, ederek ilerliyoruz ve gelecek pandemilerde daha tedbirli olabilmemizi toplum olarak başarmamız gerekiyor. En az zararla bunu atlatabilmek toplumsal davranışlarımızla ilgilidir. Bunu hep birlikte medyasıyla, bilim dünyasıyla, vatandaşıyla birlikte başarmamız gerekiyor. Siyasilerimizle de. Şimdi siyasilerin birbirine karşı olan farklı konular yakalayarak birbirine ee, yönelik emeller olabilmektedir. Bu doğal bir şeydir. Ancak e, bunları yaparken toplumun tamamına e, zarar veren bir davranıştan her gün kurtarması koruması lazım. Veya bunlara heveslenen diğer top kesimlerinden siyasi olmayan insanların da e, buralardan hareket ederek e, bilim dünyasına zarar verir düzeyde veya bilimden e, uzak anısız e, e, teoriler geliştirmemesi gerekiyor. Ya yani bu bunları hep bu yaş görüyoruz ve buradan toplum zarar görüyor. Yani ülkemiz zarar görüyor. Ülkemiz hepimizin gözbebeği, hepimiz için değerli. 83 milyonun bu ülke çok değerli. Başka bir ülke yok. Bu ülkenin vatandaşı e, birinci sınıf vatandaşı olmak hepimize gurur ve onur veriyor. Bunu her birimize yaşatmak eee yaş hakkımız olduğunu e, bilmek gerekiyor. Dolayısıyla öte girmek yanlış. Ondan sonra bilim dünyasına zarar veren her şeyin de buna zarar vereni de görmek gerekiyor. Bilim bunu diyorsa e, buna saygı göstermek lazım. Bilimsel e, sahada bunu taşıyabiliriz elbette. Aşının bir zararı varsa bilim dünyası hayır yoktur diyemez. Kanıtlarını göstermek zorundadır. Varsa da yoksa da bunu ortaya bilimsel olarak e, koymak zorundadır. Bütün çalışmalar buna göre planlanıyor. Şimdi önceki konuşmalarımızda biliyorsunuz çok şeyler konuştuk. E, i̇laçların gel nasıl geliştirildiği, e, aşıları nasıl geliştirildiği artık e, sıradan vatanların da bildiği konular oldu. Doğru. E, bütün bunları yalan geçmek diye bir şey olabilir mi? E, bu çok e, sıkıntılı bir durum olur. Yalan bir dünya olur. E, o Dünyamız yalan ama bu kadar yalan değildir. Evet. Ee, hocam özellikle ben sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bu aşçı konusundaki kararlı duruşunuz, tane tane net anlatımlarınız... Gerek bilim kurulu heyetimiz gerekse sizler gibi bilim insanlarımız son anketlere de olumlu yansıyor. %50'ler düzeyindeydi aşılama konusunda kararlılık ilk çıkan anketlerde ama son birkaç haftada yüzde %70'ler düzeyine kadar çıktı. Anlaşılan o ki sizler gibi bilim insanları konuştukça toplumumuz da ikna olacak. Ben bu açıdan bizi kırmayıp yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için çok çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Ben de teşekkür ederim. Aşı olurken size canlı bağlanıp mı olurken sizin e, duyurmanızı da e, rica ediyorum. On, onur duyarız değerli hocam. Lütfen mümkün, olur, mümkün olursa. E, mümkün olursa. Mümkün olursa. Editör arkadaşlarımız nota almıştır. <laughs> takip etmekten biz de onur duyarız aşı, değerli hocam. Aşı bana ulaşır ulaşmaz benim aşılama sıram geldi. Aşımı canlı olarak olacağımı buradan duyurmak istiyorum. Tamam teşekkür efendim. ederim. Harika. Çok teşekkür ederim. Eee ayrıcılık ve bize duyduğunuz güven içinde ayrıca çok çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Faruk Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı değerli hocamız işte bilim bilimin konuşması gerekiyordu. Biz sustuk.